22 Şubat, 28 Şubat haftalık dualarımız nedir? Özellikle Kenzullah duasını mutlaka, diğer ismi Kadeh suresidir. 2 adet okumanızı istiyorum. Ve üzerinizde yorgunluk ve ciddi anlamda halsizlik varsa Mülk suresini okumanızı istiyorum 1 adet. Ve Yasin suresini mutlaka 1 adet okumanızı, Ayetel ve Nas ve Felak okumanızı istiyorum. Son zamanlarda kendinizde Ayetel Kürsi ve Nas Felak okuduğunuz zaman üzerinizdeki negatif ağrıları alacaktır. Rabbena'yı mutlaka 101 adet okuyun. Bu sizin üzerinizdeki yorgunluğu, halsizliği, aslında bütün dualar berekettir, şifadır. Yani siz oradaki hangi duayı okumak istiyorsanız sayısını belirleyebilir, üzerinizdeki yorgunluklar için okuyabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Bir buğdayın içerisinde okuyorsunuz. Yani bir buğday alın. Bu buğdayın içerisinde mutlaka bu duayı okuyun. Ve bu buğdayı mutlaka kaynatın. Kaynattıktan sonra evinizin cam önüne, dışarıya, kuşların ya da artık kime yedirecekseniz sokak canlısının içine etli yapın, hayvanlar da yesin. Bu üzerinizdeki negatif uğursuzluk, şanssızlıklar için çok bereketlidir. Ve mutlaka gül suyuyla abdest alın bu hafta. Üzerinizde bir güzel bir enerji kokusu olsun ve üzerinizdeki kim ne kötülük yaptıysa gül suyuyla birlikte arınmanızı ve dualarla birlikte şifalanmanızı istiyorum. Esmalarınıza geldiğim vakit hiç esma bakmadım. Kalbim hangi esmayı okumanızı isteyecekse bakıyorum şimdi. Zaten Kenzullah suresini okuyacağınız için mesela El Berlu suresini mutlaka 100 adet okuyun. Şöyle bakıyorum kalbim ne hissediyor. El Hadi suresini 100 adet okuyun. El Baki suresini 107 adet okursanız üzerinizdeki enerjiler dağılacaktır. Yani haftalık rızkınız ve bereketiniz için esmaları kendi kalbinize göre okuyun. Ve mutlaka bir bardak suyun içerisine okuyun bunları, ev halkı. Kenarlara sprey yapın, evinizdeki enerji dağılsın diyerek. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.